kesin çözüm PKK'nın ideolojisine vurmak. PKK'nın ideolojisi komünizmdir. Komünizmin kökeni ise Marksizmdir. Marks ise kendi geliştirdiği bu ideolojiye neyi temel aldığını şu sözleriyle açıklar. Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabını kastederek bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor hatırlanacağı gibi Öcalan kendisini çağımızın Lenin'i olarak tanımlamıştır ve Stalin'in uygulamalarını hayata geçirmeye çalışmaktadır. Öcalan'ın kendisine rehber edindiği Stalin ise kendi uygulamalarının temelini şu sözlerle açıklamıştır. Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz. Darwin'in öğretilerini. Görülebileceği gibi dikkat çekici ortak nokta Darwin'in evrim teorisidir. Komünizm için bu teori çıkış noktası olarak alınmış, Komünist liderler daima evrim fikrinin yaygınlaşmasını savunmuşlardır. Daha önceki satırlarda detaylı değindiğimiz gibi, Öcalan bir darwinistir ve PKK yapılanmasını bu ideoloji üzerine şekillendirmiştir. Şu an ülkemizde uygulanan terör eylemleri ve Sovyetler Birliği, Çin, Kamboçya, Vietnam, Kore gibi ülkelerde yaşanmış olan korkunç katliamlar hep tek bir ideolojiyi esas almaktadır. Evrim teorisini. Bu şu demektir: eğer evrim teorisi yıkılırsa komünizmin kendisine temel aldığı diyalektik ve komünel sistem gibi kavramlar ortadan kalkacak, güçlünün zayıfı ezerek ayakta kalması ve doğadaki yaşam mücadelesi kavramları yıkılarak komünizmin şart koştuğu terör ve anarşi zemin bulamayacaktır. Komünistlere ise kötü haber. Evrim teorisi bir safsatadır. PKK'nın dağda militanlara verdiği ilk eğitim Darwinist eğitimdir. Ardından Darwinizm, komünizm birlikteliği üzerine propaganda çalışmaları yapılır ve verilen tek yanlı eğitim sonucunda terörü gerçekleştirmek, insan öldürmek veya ölüme gitmek son derece kolaylaşır. Terör örgütünün ortadan kaldırılması için komünist ideolojinin ortadan kaldırılması gerekir ki bu ancak Darwinizmin bir safsatı olduğunun anlatılmasıyla mümkün olabilecektir. Fakat kendi okullarımızda kendi çocuklarımıza Darwinist eğitim resmi olarak veriliyorken değil daha çıkan pek akıllara doğru eğitimi verebilmek kendi çocuklarımıza bile mukayyet olmak oldukça güç olacaktır. Allah vermesin şiddetin ve vahşetin, tahammülsüzlüğün ve nefretin, saldırganlaşmaların bu kadar yayılmasından şikayet eden toplumumuz içinde komünist terör zihniyetinin yerleşmesi de bu eğitim sistemi dahilinde oldukça kolaylaşacaktır. Dolayısıyla gençlerimiz PKK ile ideolojik anlamda savaşa son derece hazırlıksızdır. Okullarda PKK militanlarıyla aynı yanlış eğitimi aldıklarından, doğru eğitim onlara hiçbir koldan verilmediğinden PKK'ya karşı ideolojik mücadele zeminine sahip değildirler kuşkusuz Darwinist diktatörlük şedid bir yapılanmadır ve tüm ülkeler üzerinde etkili olduğu gibi bizim ülkemizde de etkilidir. Dolayısıyla müfredatlarda değişiklik çok kolay olmayabilir. Bu konuda yetkililer çözümsüz durumda kalıyor olabilirler. Fakat yine de şu yöntem izlenebilir. Okullarda genel kültür olarak evrim teorisinin okutulması devam edebilir. Bizim buna bir itirazımız yoktur. Fakat aynı zamanda buna cevapların da verildiği, çeşitli derslerin eklenmesi veya mevcut dersler içinde bu cevapların anlatılması oldukça hayatidir. Bu konuda takdir öğrenciye bırakılacak, öğrenciye sadece yeryüzü katmanlarından çıkarılmış çeşitli fosil örneklerinden sunulacaktır. Çamurlu suda bir proteinin neden tesadüfen meydana gelemeyeceğinin bilimsel delilleri anlatılacaktır. Evrim tesadüfen bir canlı hücrenin kendi kendine ortaya çıktığını söyler bilimsel deneyler ise bunun aksine şu sonuçları vermiştir şeklinde bilimsel sonuçlar aktarılacaktır. Bu bir yaratılış dersi olmayacaktır. Sadece biyoloji dersinde evrimsel sahtekarlıklar anlatılırken aynı zamanda bilimsel deliller verilecektir. O kadar. Bütün bunların dışında özellikle Güneydoğu bölgemiz için özel bir eğitim programının gerçekleştirilmesi şarttır. Bölge halkının antikomünist eğitim alması, ve aynı zamanda bu eğitimin dağdaki teröristlere de ulaşması komünist terörün sona ermesi için tek etkili yoldur. Bunu yapabilmek için özellikle Güneydoğu'da Darwinizmin ve komünizmin ideoloji olarak temelinin olmadığını bilimsel delillerle açıklayan kitapların ve broşürlerin dağıtımı, konferanslar verilmesi, sinevizyon gösterileri, aydınlatıcı eğitim programlarının gerçekleştirilmesi hayati'dir. Özellikle TV programlarıyla Güneydoğu'ya ulaşmak gerekmektedir. Bu konuda devletin kanalları devrede olmalı, TRT ve TRT kurdi kanalları vasıtasıyla bu eğitim seferberliği acil olarak yerine getirilmelidir.